Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel aqibetu lil muttequin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün Dersimiz Maide Suresinin 87. ayetine geldi. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ya eyhellezine amenu Ey iman etmiş olan kimseler, müminler. La tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lekum. Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Biraz şöyle de mana verilebilir. Allah'ın size helal kıldıklarının temiz olanlarını haram kılmayın. O daha uygun bir anlam. Tayyibatima ahallallahu lekum. Daha uygun demeyelim de uygun mana o. Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz olanlarını mesela koyun, keçi helaldir bunun temiz olmayanı nedir? Ölmüş olan, değil mi? Aka, ka, akan kanı Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı onları kendinizde haram kılmayın diyor o temiz olanlarını ve la taatedu sınırları aşmayın. İnna Allah la yuhibbu'l mu'tidin Allah sınırları aşanları sevmez. Ve kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiban Allah'ın size rızık olarak verdiklerini helal ve temiz bir şekilde yiyin rızık olarak ne vermişse onu helal ve temiz bir şekilde yiyin. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ Kendisine inanıp güvendiğiniz Allah'tan korkun. İnanıyorum, güveniyorum diyorsanız esas Allah'ın emirleri karşısında yanlış yapmayarak kendinizi koruyun. Şimdi burada ne dedi Allahü Teala? Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz olanlarını. E, haram kıldığı şeyleri zaten yemeyiz. Helal kıldığı şeylerin temiz olanları demek ki haram kıldıkları onun temiz olmayanlarıdır. Burada Temizlikle bakalım helal haram bir bağlantısı var mı? Hemen En'am suresinin 145. ayetini açalım. Şimdi burada diyor ki Kul ya Muhammed söyle onlara la fi fima uhie ileyye bana vahy edilende bulamıyorum vahiy edilen nedir Allah'ın kitabıdır neyi bulamıyorum muharremen haram kılınmış bir şey bulamıyorum kime haram ala taimin yata'muhu yen kişinin yemesi haram Demek ki bu yiyecekler, yani insanların insan yiyeceği ile alakalı bir haram. Hayvan yiyeceği değil. Peki, illa en yekûne meyteten ölü hayvan olursa başka. Tabi bu balık bu tanıma girmez. Bu av hayvanıdır. Ölü hayvan. Demek ki en güzel koyun olabilir, keçi olabilir, kuzu olabilir. Efendim sığır olabilir. Ya dede devu olabilir. Ama ölmüşse ne olur? Haram olur. Peki? Evdemen mesfuhan ya da akıtılmış kan Yani şey yapıyorsunuz, hayvanı kesiyorsunuz, kanı, bir kısım kanı akıyor değil mi? Vücudundaki bütün kanlar akıyor mu? Akıyor. Damarda kalanlar var. O zaman akanlar ne? Haram. Ev lehme khinzirin'' ya da domuz eti. Domuz eti haram. Şimdi yukarıda ölü hayvan dedi. Ölü hayvan eti demedi, değil mi? Ama burada domuz eti dedi. Peki ölmüş bir hayvanın derisi tabaklanırsa ondan yararlanılabilir mi? Yararlanılır değil mi? Peki ölü, ölü hayvan haramken derisinden yararlanılıyor. Domuzun eti haramsa derisinden yararlanılır mı? Domuzun eti haram diyor. Ölü hayvanın tamamı haram. Tamamı haramın derisinden yararlanılıyorsa sırf eti haram olan da derisinden de ne olur? Yani bak domuzun eti diyor. Ona dikkat edin. Çünkü Allah Teala domuzu elbette ki boşuna yaratmış değildir yani. Mutlaka tabiatta gördüğü birçok hizmetler vardır. Niye domuzun eti fe innehu ricsun Çünkü o pisliktir. Yani onun içerisinde pis bir yapı var. Yani insanın vücuduna zararlı bir yapı var. Bizim burada Almanca sitenin yöneticisi Abdülhamit Hoca var. Almanya'da doktorluk yapmış. Diyor ki birçok hastayı domuz eti yemekten yasaklamışızdır. Çünkü öyle bir berbat ediyor ki vücudun iç yapısını diyor. Ancak yemezsen tedavi olabilirsin. Öyle kötü bir şey var yani. Yani Almanya'da çalışırken onu şey yapmış. Ev fiskan uhille li bihi Fiskan fasıklık olmak üzere. Yani Allah'ın koyduğu sınırları aşmış oluyorsunuz. Uhille li Allah'tan başkası için ses yükseltirmiş. Yani Allah'ın adına değil de şu şunun adına bunun adına diye başkalarının adına kesilmiş olan bunlar haramdır. Kaç tane haram oldu burada? Dört tane. Birisi ölü hayvan, diğeri akan kan, Üçün, üçüncüsü domuz eti, dördüncüsü Allah'tan başkası adına kesilen hayvan. Peki hayvan adı olarak kaç tane yasak var? Hı? Bir tane. Domuzun eti diyor orada. Başka bir şey demiyor. Peki şimdi burada hayvanı kesen Müslüman olacak diye bir şey var mı? Yok. Peki Allah'tan başkası adına kesilen dedi Besmele çekilmeden kesilmeyen dedi mi? O zaman bir hayvanın besmelesiz kesilmesi adam bilerek isteyerek yapsa bunu. hayvan haram eder mi? Ama Şafii mezhebin dışındakilerin hepsinde haramdır değil mi? Şimdi Allah burada ne dedi bakın Maide suresinde 87. ayette dedi ya yelledine la tuharrimu <laughs> tayyibati ma halallahu lekum Allah'ın size haram kıl şey, helal kıldıklarının temiz olanlarını kendinize kendinize haram yapmayın. Temiz olanları akan kanın dışındaki işte besme şey Allah'tan başkası adına kesilmemiş kesilenler te temiz sayılmıyor. Ondan sonra ölmüş olan. Tabii domuz zaten haram, bu ayrı. Domuzun eti Peki on, dedi on, ondan sonra ne dedi? Vela du sınırları aşmayın. Şimdi bakın bakalım helal gıda konusunda sınırlar aşılmış mı aşılmamış mı? Aşmayan var mı? Yok. Evet, sana sorayım Hişam. Bu konuda sınırları aşmayan var mı mezheplerden? Ben gördüğüm kadarıyla hayır. Herkes aştı. Mesela müşriklerin kestiğinin yenmeyeceği konusunda bu, ihtilaf var bu mı? ittifak var. Tam ittifak var. Ne olmuş oluyor? Delili ne? Delil e, aleyh, ve la mimma ve lefisq. ayet alıyorlar. Bunu kullanıyor. Yok müşriklerle ilgili diyor müşrikler. Bu besmelesiz kesten. Müşriklerin kestiği ile ilgili bunun delili ne oldu? Ben bilmiyorum. Tamam, Yok. Delilene gerek var ya bizim ulema ittifak ettikten sonra. Onun için icma diye bir delil uydurmuşlardır. Geçen de bir arkadaşımız Ramazan'da şey yapıyor. Diyor ki bir iftarda Diyanet İşleri Başkanı ile beraberdim. Birisi ona sordu. Efendim bu imsak vakti konusunda, bu konuda bizim herhangi bir problemimiz yok. Bizim ulemanın icmağı vardır. Tabi demokratik bir ülkede yaşıyorsunuz. Demokrasinin kuralı nedir? Evet, ben ne dersem o olur. Evet kabul edenler etmeyenler ittifakla kabul ettim. Demokrasi budur. Teokrasinin süslenmiş şeklidir. İttifakla kabul ettim. İcma varmış. İşte demek ki icma böyle oluşuyor. Müşriklerin kestiği yenmez konusunda mezheplerde ihtilaf yok değil mi? Halbuki mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman onu da Vedat'a sorayım. Yahudi, bugünkü Yahudi ve Hristiyanların çok büyük bölümü için Kur'an-ı Kerim nedir? Yani müşrik diyor hocam. Müşrik diyor çok büyük bir bölüm diyorum çünkü Allah Teala diyor ki şeyde Ali İmran 199. ayette diyor ki ve inne min ehli kitab lemen yu'minu billah ehli kitap içerisinde Allah'a inanan vardır. Güvenen ve ma unzile ileykum. size indirilmiş olana yani Kur'an'a وَمَا unzil eyleyhim kendilerine oranı. olanı. Haşi'in elillah Allah için işten samimi boyun eğerler. La yeşterune bi Allah'ın ayetlerini böyle küçük şeylerle yani dünyalıkla değiştirmezler. Dünyada ne, ne, elde edersen et hepsi burada kalan geçici şeylerdir. İnallah seri'u'l-hisâb. Allah hesabı çabuk görür. Şimdi el kitaptan böyle bir grup var ama bir başka grup var. Bu da şeyde Tevbe suresinin 31. ayetinde. allah Teala orada şöyle buyuruyor. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bunlar ilim adamlarını ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına Rabler olarak koyup o şekilde onları kabul ettiler. وَالْمَسِيْحَ mesih مَرْيَمْ Meryem oğlu Mesih'i de. Hatta bir önceki ayetten başlarsak ve الْيَهُودِ Yahudi, بْنُ اللّٰهِ Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Abi bu azra efendim yoktur falan diye şey yaparlar. Kesinlikle diyorlar. Bu konuda bizim sitede Üzeyr Aleyhisselam diye bir yazı vardır. O, onu okursanız e, şeyden Tevrat'tan delillerini görürsünüz. Ve galetin nasara el mesih ibnullah. Nasraniler, Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Zalihi kavluhum bi bunlar kendi ağızlarıyla söyledikleri sözdür. Yuda yuda yudahiun kavlellezine kafaru min Daha önce ki kafirlerin sözlerine benziyor. Mesela Mekkeli müşrikler de Allah'ın kızları diyorlardı şeylere. Meleklere. Katalehumullah. <laughs> Allah kahretsin onları. Kim bunlar? Yahudi ve Hristiyanlar değil mi? Enna yufekun nasıl da yani bu yalan nasıl na, nasıl geliyorlar? Böyle bir yalanla nasıl evrilip çevriliyorlar? Niye böyle ittahadu ahbaruhum ve ruh ve ruhbanum min dunillah? Çünkü ilim adamlarını ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına rabler kondu, koydular. Allah'ın sözünü değil onların sözünü tuttu bunlar. Ve Mesih Habne Meryem, Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. Onun için Rab İsa hep derler biliyorsunuz. Ve ma umiru illa li ya'budu vahide kendilerine verilen emir sadece bir tek ilaha kulluk etmeleriydi. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Subhanahu amma yushrikun. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden Allah uzaktır. Bu durumda bunlar müşrik sayılıyor mu sayılmıyor mu? Yani sayılıyor. Allah bunlar müşrik olduğunu söylüyor mu bize açıkça? Söylüyor. Evet. Peki sana bir soru daha sorayım. Ehli kitabı müşrik sayan bir mezhep biliyor musun? Ya yani, mezhepler gör ehli kitap farklı bir grup, müşrikler farklı bir grup. Evet. Şimdi bakın. Bizim onlardan ne farkımız var? Bak Allah onların müşrik olduğunu söyledi mi açıkça? Ama onları müşrik saymazlar. Neymiş onlar kafirmiş. Ya kafir müşrik değil mi? Allahü Teala demiyor mu? Ee, Senulqi fi kulub fi kulub aladin kafar ruğbe bima aşrakhu eşrek. billah. Ma lemin azil sultanın. Diyor ki müşriklerin şey sen figul kafirlerin kalplerine korku salacağız. Niye? Allah'a ortak koştukları için. Kafirler ne yapıyormuş? Hepsi Allah'a ortak koşuyor muymuş? O zaman her kafir müşrik miymiş? Bunu söyleyen kim? Peki kendilerini İslam ulemaz sayanlar bunu söylüyor mu? Size daha önce de burada birkaç kere anlatmıştım. Tekrarında fayda var. Çünkü her defasında yeni izleyiciler devreye giriyor. Ensar Vakfı'nda bir toplantı vardı. Ben de İstanbul Müftülüğü'ndeyim o zaman. Daha üniversiteye geçmemişim. O toplantıya davet edildim. Toplantı ehli kitap konusunda. Tabi ben dinleyici olarak gitmiştim. Orada şey yaptı, e, ehl-i kitap kafirdir ama müşrik değildir konusu üzerinde durdular. Ben de çıktım dedim ki o zaman bu ehli kitap kafir, müşrik değilse cennete mi gidecek dedim. Yok. E Allah diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْفِرَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onun altındakilerini bağışlar. Buna ne diyeceksiniz dedim. O zaman da bağışlanacak demek ki. Tabi herkes şaştı kaldı ve toplantı bitti. Şimdi Kur'ansız bir Müslümanlık var bugün İslam aleminde. Kur'ansız bir Müslümanlık. Ya bu ne biçim bir şey ya? Peki niye bunu söylüyorlar? Çünkü kendi aralarından anlaşmışlar. İnşallah bunları ortaya çıkarmak nasip olur. Hahamlar, papazlar ve bizim içimizdeki onların işbirlikçileri olan münafıklar. Bunlar diğer insanları da etkileyerek psikolojik olarak efendim müşriklerin kestiği yenmez demişler. ha neye dayanıyorsunuz? Hangi ayet var, hangi hadis var? Ama ehli kitabın kestiği yenir. Şimdi ehli kitaba müşrik deseler olur mu? Kestiği yenir diyorlar. Şimdi piyasayı birlikte paylaşacaklar ya. Ondan sonra Besmelesiz kesilenler yenmez. Peki ehli kitap? Onda besmele şart değil. Onlar kendi inançlarına göre zaten besmelesiz kesmezler falan çeşitli şeyler. Şimdi dolayısıyla şeyin bakın görüyor musunuz? Allahü Teala ne dedi? Ayette dedi ki sınırları aşmayın dedi değil mi? Allah'ın haram kıldıklarını haram diyerek ne yapın dedi? Sınırları aşmayın dedi. Bunlar sınırları aşmış mı? Bakın Allah'ın haram kıldığı tek bir hayvan var. Bu da hangisi? Domuz. Domuz eti. Onun dışında haram kıldığı hiçbir hayvan yok. Yemeyebilirsin, sevmeyebilirsin. O ayrı bir konu. Sana yediyen yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e keller getirmişler, ben sevmem demiş. Ama siz yorsanız iyi. Sevmeyebilirsiniz. Bir kimsenin sevmesi gerekir diye bir şey yok ki. Şimdi hakikaten çok ciddi manada şey var, sapma var. Niye hocam, Yani niye böyle bir şey var? Şimdi mesela Kur'an bir şey haram söylemiyorsa. Bunlar nasıl haram söyleyebiliyor. Daha, yani. daha da ileriye gitmedi mi Şam? Şimdi helal gıda diye bir şey çıkardılar. Artık helal, bir şeyin helal haram olduğuna o helal kılda sertifikası verenler karar veriyor. Allah değil artık. Su, Tanrı onlar oldu. Su bile, bile. Suyun üzerine bile yazıyor helaldir diye. Ha. He. Yani artık çünkü bu bir sektör. Buradan para kazanıyor adam ya. O para kazanıyor. Din adamları ne kazanıyor? E, din adamları da onun yanında itibar kazanıyorlar. Yani ben demek istediğim hocam Kur'an tek kaynak olmadığı zaman herkes istediğine göre haram ve halal söyleyebilir yani. Tabi. Yani esas mesele bu. Sen Kur'an tek kaynak almadığın zaman sana her şey helal olabilir ya da haram da olabilir. Yapmışlar zaten. Halbuki mesela Allah, bir şeyim hocam, Zümer suresi 3. ayette Ela lillahi dinul halis diyor. Şüphesiz e, katkısız olan din sadece Allah'ın Allah Allah'ın. Allah Allah e, bakıyorsun bizim fıkıh kitaplarımıza mezheplerin kuruluşlarına öyle bir şey yok. Artık tef tefsirler. Tefsirler. Tek katkısız bir din yok orada. Oradaki farklı şeyler var. Neler var yani? Artık haram ne oldu, haram halal ne oldu, haram ne oldu kimse bilmiyor. Artık din o bilinmeyen bir şey oldu. Herkes zaten, kafasına göre bir şey söylüyor. Zaten Kur'an bak Kur'an'ın açık ayetlerine rağmen böyle böyle şeyler yapılıyor. Yani müşriğin kestiği yenmez diyorsunuz. Ya kardeşim güzel de bu Hüküm koyan kim? İlah kim? Mesele bu. İlah kim? Bak işte burada Allah ne dedi? Bak diyor ki ee, وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ diyor. Ona inandığınız Allah'tan korkun diyor ya. Ama o şey yapıldığı yok ki. Yani Allah'ın helal kıldığı kıldığınız sen nasıl haram yapabilirsin ya? Yani böyle bir şey olur mu? Bu kişinin kendisini ilah, haline getirmesidir. Hep şey yaparlar, Yahudiler yapmış, sen Hıristiyan yapmış, Rusyanlar yapmış ama bizde asla. Ve maalesef her derste söylüyoruz yani bozulmamış bir şey kalmamış. Mesela bunların, bunların bir delilleri yok. Şey, mesela müşriğin kestiği yenmezin bir delili yok. Onu kendi kafalarından koymuş. E peki ehli kitap müşrik, Allahü Teala Maide suresinin 5. ayetinde diyor ki: "Vatamul ladin uutul kitabe hillun lakum." Ehli kitabın yiyeceği size helaldir diyor. Kendine yani kendilerine kitap verilmiş olanlar yiyeceği size helaldir. Vatamukum hillun lakum sizin yiyeceğiniz onlara helaldir. Yani buradaki helallik haramlığın manası bu, bu ayetteki gibi mi? Yani siz onların gidip sofralarına oturup yiyebilirsiniz. Onlar da gelip sizin sofranıza oturup yiyebilirler. Taam diyor burada. Şey demiyor. E, hayvan hayvan etlerinden bahsetmiyor. Ama onun öncesinde en son inen ayet olarak bilinen ayette ne diyor Allah? Maide suresi 3. ayette En son indiği kabul edilen ayet ''Hurrimet aleykumul meyte, ''Ölü hayvan size haram kılındı'' Şimdi az önce öbür ayette de var mı? Enam 145'te ''Veddem'' ''Kan'' Okan kan, burada el eliflamlı olduğu için o Okan. kan, o kanı orada nasıl anlatmıştı Allah? Akan diye değil mi? Akan kan. Çek oraya gö gönderme yapıyor. Ve lahmül hınzir domuz eti diyor. Dört tane ayet var, dördünde de lahmül hınzir geçiyor, hınzir geçmiyor. Domuzun eti haram diyor. Ve ma uhlâ li gheylillâhi bih Allah'tan başkası adına sesin yükseltildiği şey. Şimdi öldürülen hayvanların çeşitlerini sayıyor. Relmün hanika boğulmuş. Hayvan boğulabilir. Vel mevkuze kafasına bir şey vurulmuş olabilir. Vel diye bir yerden aşağı düşmüş olabilir. Ve natiha bir başka hayvanın boynuzuyla ölmüş olabilir ve ma ekelesse bu ya da yırtıcı, yırtıcı hayvan yemiş olabilir. Peki bunları ölürse ha, e, haram oluyor ama illa ma zekkeytum ölmeden yetişip kesersen değil. Şimdi bu da ne yapmış oluyor? Ölünün ayrıntısını veriyor değil mi? Ölü hayvanın. Mesela şimdi Avrupa'da tutuyorlar hayvanın alnına, yani büyükbaş hayvanların alnına bir demir saplıyorlar. O demir o hayvanı hemen öldürmüyor. Ölmeden kesiyorlar. O zaman bu ayete göre ne oluyor o? Helal oluyor. Ama Avrupa'dakilere göre ittifakla haram. Şimdi bir gün Avrupa'da toplantı yapılmıştı. Beraberce gittik şeye. E, tavukların kesildiği, küçükbaş hayvanların, büyükbaş hayvanların kesildiği mezbalara gittik. Oradaki heyetle. Almanya'da. İşte bak haram. Bak işte neresi haram ya? Lan bunların hangisi haram diye hepsini anlattım tabi. Hayvanların, şey küçük baş hayvanların başlarını şeyden elektrikten geçiriyor. Hayvan biraz sersemliyor. O arada kesiyorlar. Efendim makineden geçiyor. Ya bu makine yani makinayla kesilen kesilmemiş mi oluyor? Makinanın de besmele çekmesi. Makine. <laughs> ya besmele çekme işi sadece bir tek yerde. Hı. Ondan sonra biliyorsunuz yok efendim şey yolma ne, ne diyorlardı? Kuru, kuru yolma ile evet sulu yolma şeklinde ayrımlar yaparlar. Bir Zamanlar bunlar çok gündemdeydi. Bir gazetenin yazarı adını söylemiyorum. Aklınıza da gelmez zaten de söylersem gelir. Söylemeden aklınıza gelecek bir adam değil. Bir gün müftülük de bana geldi. Kuru yolum, sulu yolum o alakalı anlattım. Her şeyi anlattım. Bütün sorularına cevap verdim. o hocam çok iyi anladım. Teşekkür ederim dedi. Geçti. Ertesi gün gazetesinde haramdır diye yazdım. Şimdi Hocam şimdi bu helal sertifikasını savunanlar genelde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki zaten bunun e, iyi mucidi Yahudiler. Onlar koşar sertifikası alıyorlar kendi ürünleri için. Onlar da zaten helal sertifikasını savunurken diyorlar ki Yahudiler işte kendi e, ürünleri için bu kadar hassas davranıyorlar. İşte koşar sertifikası olmadan yemiyorlar. Kılı kırk yarıyorlar. İşte Müslümanların bu konuda onlardan daha da dikkatli olması lazım. Müslümanların bu konuda onları geçmeleri lazım diyorlar. Yani bunu bir fazilet gibi görüp. ya Allah ne diyor? Yani onlar buna dikkat ediyorsa bizim daha da dikkat Peki etmemiz Allah lazım. Allah ne diyor diye. Yahudilerle ilgili? Ya bu onlara ceza olarak verdi diyor. Ceza Allah olarak. Çağı. Yani şu anda o... Yahudilere bize haram olan dışında haram bir şey var mı? Aynı. Zaten İsa Aleyhisselam Yahudilere haram kılınan yani yaptıkları yanlışlardan dolayı haram kılınan tamamının helal olduğunu bildirmedi mi? Evet. Şeyde var bu Bakara suresinde olacak. 60'lı ayetlerde ve yuhille lekum ba'dallazi hurrima aleikum. Yahudilere söylüyor İsa Aleyhisselam. Size haram kılınan şeylerin bir kısmını helal kılmak için geldim. Bir kısmı diyor çünkü bu dört tane şey devam ediyor. Zaten bunun bir benzeri şeyde de var. Ali İmran, 50. Ayet 50. ayet. mi? Heh. Tamam Ali İmran. Ali İmran mıydı? Ali İmran. Ha, yanlış hatırlamışım. Ali İmran'ın 50. ayeti. Bir de şey var. Sen sende var mı şey? E, İncil'de var. Bunun benzeri e, yani bu e, şeyin eee am yani 145'in birebir benzeri bir ayet İncil'de var. Orada domuzu çıkarmışlar. onda da Paulus çıkarmış. Bu havariler konsilinde alınan bir karar olarak hocam. Allah'tan başkası adına kesilen hayvan, leş ve kan haram olarak zikrediliyor. Ama domuz hariç. Domuz yok. Karar almışlar havariler. Yani şimdi bak biz onları ayıplıyoruz. Tamam. Doğru. Ayıplama hakkımız var. Peki bizimkiler onlardan daha mı temiz? Ayet yok, hadis yok. Neye dayanacaklar? İcmaya. İcma dediğin ne? Hristiyanların konsil kararlarına benzetilen bir şey. İcmanın delili var mı? İcmaya neyi delil alıyorlar hatırlıyor musun? Ayet mi, hadis mi? Ayet, ayet. ayet. Hadis o umey umey itibğî gayre sebîl. Yü Nisa suresi. Nisa suresini aç. Hemen yüce hakîr Rasul. Nisa suresi 115. ayet. Bakın şuradan mealden bir okuyayım. Meali ben vermeyeyim. Diyanet'in mealinden okuyayım. Kim kendisine hidayet doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar. Doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkan ne olur? Kafir olur değil mi? Onun onu yöneldi karşı çıkar. Müminlerin yolundan başka yola uyarsa, müminlerin yolundan başka yola ne hangi olur? Kafirlik değil mi? Onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası yine kötü bir varış yeridir. Burada icma ile ilgili bir şey gördünüz mü? Var mı? Ama Allahü Teala Yahudiler anlatırken ne diyor? Yuharrifune el kelime Kelimeleri bulundukları yerden alır başka tarafa çekerler. Burada yaptıkları şu. Ve tabii ki müminin üç tane kelime almıştır. Müminlerin yollarından başkasına uyarsa başı yok sonu yok. Müminlerin yolu neymiş icmaymış. A -a. La müminen yor Allah'ın kitabının yolu olması lazım. Delilleri bu. Bu tahrifin dikelası değil mi? Şimdi fıkıhçıları görün. Dört elle icmaya sarılmışlar. Diğerleri de öyle de. Dört elle icmaya sarılmışlar. E sarı bunların yaptıkları denize düşenin yılana sarılmasından farklı bir şey mi? Hadis olarak neyi delil gösteriyorlar? İşte, Şam hatırlıyor musun? hadis değil o aslında ama böyle bir hadis yok ama öyle diyorlar. İhtilafu ümmeti rahma şey yok ihtilaf demiyorlar. Şey diyorlar. La <laughs> teşmiu ümmeti ala dalale. Ala dalale. Ümmetim sapıklık üzerine it 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 ittifak etmez. Etmiş mi etmemiş? Şimdi gerçekten çok şeydir. Dün buraya Mısır'dan bir bir kişi geldi. Orada İngilizce öğretiyormuş. Sen gördün mü hiç onu? Yani bu, bu benim odada görmedin görmedim ama değil mi? Cemal Hoca ile. Cemal Hoca ile beraber. Ile beraber Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i İngilizceye tercüme etmek istiyor ki İngilizce yani şey yapalım diyor. Bir tebliğ yapalım falan. Ama bir de şunu söyledi. Ya bazı arkadaşlar şey yapıyorlar, din bu ise ben kabul etmiyorum diyorlar. Ama ben de ona dedim, sen Arap dilini iyi biliyor musun? Bil Tabi dedi yani. Ha. Birkaç tane soru sordum böyle, dil kaynaklı. Şu ayet aç, bu, bu aç, şu ayet aç, bu ayet aç dedim. Da bu konuya girersek iş çok fazla uzar da. Adam biraz sonra böyle şok oldu. Ya bu ne dedi ya? Neden sizin bu yaptığınız çalışmalardan kimsenin haberi yok? <laughs> ya dedi bu ne ne güzel dedi. O kadar mutlu oldu ki adam. Ya bütün dünya haber olması lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım dedi. Yani çok kısa bir süre içersin. Şimdi mesela ben bu arada bir de Behram'ı dinlemek isterim şeyden. Özbekistan'dan gelen bir haber var. İşçilerle ilgili istersen şurada iki dakika bir konuşsun şey. Gel. He? Bir şey olmaz ne olacak? Bir zararı yok. Haberlerde okumadın mı sen onu? Tamam. O anlatabilirsin. Bir sakıncası yok ya. İstemiyor musun? O zaman ben anlatayım. Sen yanlış bir şey varsa söyle. Sen bana, bana anlattıklarını anlatacağım. Şimdi bu işi de giden Özbekler var. Onlar şey yapmışlar. Ee, sınırda he, sınırda yakalanmış bir grup. Ee, mahkemeye çıkarılmışlar. Niye böyle yapıyorsunuz? Ona da demiş ya biz medresede okuduk. Medresede bir kişinin her sene mutlaka bir farzi kefe olarak şeye gideceği yazılı gidip savaşması lazım kafirlerle. Biz de onun için çıktık gittik. İşte şu kitapta, şu kitapta, şu kitapta bizi öğretilen bu. O hangi mezhep var orada? Hanefi, Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebi mi? masabi, var. Mişkatül de hadisler var bu konuda. Ondan sonra devlet başkanı adı neydi devlet başkanı? Şevket, Şevket Mirzayev. Devlet başkanı şey yapmış, ona bu bunların konuşma bantları dinletilmiş devlet başkanına o da medresede bu eğitimi yaptıran hocaları çağırmış değil mi? Heh. Demiş ki böyle gerçekten siz bu eğitimi veriyor musunuz? Evet demişler Peki bu Kur'an'a uyuyor mu? E, 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 e falan Peki bunun doğruluğuna inanıyor musunuz? Bazıları evet tamam o zaman bundan sonra siz gidin o çocukların yanına. <laughs> Değil mi? Öyle demiş. S siz gidin demiş. Bu gençler gitmesin. Öyle deyince hepsi geri çekilmiş. Değil mi? Ondan sonra demiş bundan sonra bu kitapları okutmayacaksınız. Daha yeni kaç gün oldu? Bir hafta olmamış. Evet. Şimdi bakın görüyorsunuz ortada ne kadar şey var. Sapma var ve bize bu mezhepler hak mezhep olarak anlatılıyor, değil mi? Evet, şimdi sen ne konuşacaksın? Konuş da bir de sen dinleyelim. Ya ben demek istediğim şey ne Kur'an bir konuda karar veriyor. Mezhepler ya da rivayetlerde başka bir şey görüyoruz. Biraz önce okuduğum ayet Zümer suresi 3. ayet Allahu Teala orada diyor Ela lillahi dinu ikhalisu Şubhasiz katkısız din Allah'ındır. Bunu kabul ediyorsan Müslümansın. Bunu kabul etmiyorsan neysen artık önemli değil. Bir Müslüman olmadıktan sonra kafir olabilirsin, müşrik olabilirsin, münafık olabilirsin. Ne olmak istiyorsan ol. Bizim hocam, hocamın anlattığı şey ayetlerle ilgili alim Müslüman alimlerin çoğu bunu yetersiz görüyorlar. Yetersiz gördükleri için yeni şey icat ettiler. Yeni haram ortaya, haram şeyler ortaya çıktı. Artık Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Delil ne? İşte rivayet şöyle diyor, İcma. Ay, Rivayet de yok çoğunda. Uydurma rivayetler var. Yo, bu, uydurma. bu konuda yok mesela. Mesela besmele ile hayvan kesilecektir diye bir rivayet var mı? Hadis yok benim gibi. Hadis yok ama ayet Ayetin de, ayette... anlamını bozmuşlar. Ha. O zaman onu da okuyalım. Sen şimdi konuşmanı bitir ondan sonra onu okuyalım. Yani ya ayete yanlış anlam veriyorlar veya icma yoluyla uyduruyorlar yani. Bugün İslam aleminde sorarsan halal gıda e, konusunda haram olan şeyler ne? Ben inanıyorum Müslümanların çoğu bilmiyorlar. Çünkü tamam Kur'an'da belli ama Kur'an dışında neler var? Çok şey Çok şey olduğu için Müslümanların çoğu bilmiyor. Artık haram sınırı veya halal şeylerin sınırı belli değil. Yani belli olmayan e, bir din içindeyiz bu Niye? Çünkü Allah'ın dini olmaktan çıktı. Kimin dini oldu? Ben şahsen bilmiyorum. Yani herkesin başka şeyi var yani. Bu din Allah anlattığı gibi kabul etmiyorsan etme yani. Sen kabul etmek zorunda değilsin. Ama Allah'ın dini bunu diyor deme. Yani yalan söyleme, söyleme bu konuda. Biz bu din Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an'dan öğrendiğimiz zaman her şey net. Belli. Ama Kur'an'ın dışına çıktığımız zaman neler var? Bu nedenle bugün yani Müslümanların hali her yerde kötü. Niye? Müslümanız diyorlar. Yani. Diyoruz. Ama icraatta bir şey yok yani. Ya şimdi haram ve halal yetkisi, yetkisi Allah'a ait Kur'an söylüyor. Biz bugün Resulullah'a ait diyoruz. İslam alimlere ait diyoruz. Artık herkes yeni bir şey söylüyor. Tek din içinde değiliz yani. Farklı dinler var bu. Maalesef yani. Evet. istersen bak ben şimdi önce bir herkes hem e, internet üzerinden bizi izleyen kardeşlerimize söylüyorum hem de burada olanlara lütfen elinizdeki meallerden Süleymaniye Vakfı meali hariç oradan değil elinizdeki meallerden En'am suresinin 119. ayetini bir açın. Bir de 145. ayetini açalım. Önce 119'u okuyalım. Bir de 145. Aynı sure. Mealden okuyacağım. Sonra doğru meali Hişam'dan bir Arap olarak Arap dinini iyi bilen bir kardeşimiz olarak ondan dinleriz. Şimdi bak diyor ki mealden okuyorum. Allah yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken Enam suresi tek tek da açıkladı. Nerede açıkladı? Maide, Enam 145'te açıkladı değil mi? Oradan bir okuyalım isterseniz. Bak 145'i az önce okuduk ama mealden okuyacağım. De ki bana va, vah yolundan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murday hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Burada açıkladığını söyledim Allah. Bak şimdi. Tekrar okuyorum dikkat edinleyin. Diyor ki Yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken açıkladı değil mi orada? Kaç şey? Dört şey. üzerine adının anıldığı hayvanları yemenizin yememenizin sebebi nedir? Yani besmele çekilmiş hayvanların gerçekten birçokları nefislerinin arzusuna uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Şimdi bak, bak bu, bu şimdi tamam. Bak bu da Allah'ın adı anılmış hayvan niye yemiyorsunuz diyor. Şimdi bu Mekke'de inmiş bir ayettir tamam mı? Mekke'de Allah'ın adı anılmış hayvan. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'a, Ömer radıyallahu anh et getirse yemem der mi? Ebu Cehil getirse yemeyebilir. Allah'ın adı anılmış. Onlar da besmele kesiyorlardı. Sadece putlarına kestikleri hariç. Bunda ayet değeri var ama o konuya şey Yahya'nın helal gıda kitabında var onlar. Şimdi diyor ki burada niye besmele kesilmiş yemiyorsunuz ki? Bu, bu haram kılınan belli. Yani bir müşrikin kestiği haramdır diye bir ayet yok ki. Ondan sonra 121. ayeti okuyorum. Bakın, bak bu doğru, bu da problem yok. Yüz, şey az önce okudum 145'te müşrikin kestiği yenmez diye bir şey var mıydı? Besmele çekme şartı var mıydı? O da yoktu. Şimdi bak 121'e bakın. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Aynı sure. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ayetler birbirine ters oldu mu? Evet. Ters olmakta da kalmadı. Bak neler geliyor arkasından. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bakın besmele çekilmeden hayvanın etini yersen ne oluyormuşsun? Fasın. Fasık oluyormuşsun. Fasık ne demek? Yoldan, Yoldan çıkmış. Yani kafir olmak demektir. Ya bir eti yemekle bir adam kafir olur mu? <laughs> Ondan sonra devamına bakın. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Şeytanlar fısıldıyorlar şu etten ye diye. Böyle olacak değil mi? Başka olur mu? Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ortak koşmak ne oldu şimdi? Yok yok neden dolayı? Besmelesiz kesin etten dolayı. Peki bu kadar ağır günahtı da Allah niye aynı sürenin 145. ayetinde açıklamadı bunu? Peki şimdi gelelim dil bakımından burada yapılan cinayete. Cinayet demek bile hafif kalır bu buna. Ve maalesef bu cinayeti Şafiler dışında bütün mezhepler yapmıştır. Sebep şu, besmele, besmelesiz, besmelesiz kesilen hayvan yemez, haram olur diyecekler ya, saptırabilecekleri tek ayet bu. Anlamını saptırabilecekleri tek ayet bu. İşte buna tahrif denir. Tahrif anlam kayması demektir. Ben yani Türkçe'de derler ya, adam ol baban gibi. Eşek olma. Lan sen benim babama eşek mi dedin? Yok lan ne işi? Bir çocuğa babası demiş ki lan eşek ol eşek demiş. Aa baba ben bilmiyordum. Gerçekten böyle. Sen eşek misin demiş. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Burada ne yapıyor? Bak Arap dili açısından çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Onu da sen izah et istersen. وَلَا تَأْكُلُوا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Ha şey ha, kaçırmışım. 121. ayet. وَلَا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْكُ Bak, وَلَا تَأْكُلُوا ne cümlesi? İnşa cümlesi değil mi? Evet. Yani nehi. bir nehi, yasak bildiren bir cümle. Yasak bildiren bir cümlenin üzerine haber cümlesi atfedilebilir Harap dili açısından böyle bir yani burada verilen anlam diğer mezhepler de öyle vermiştir. Şafiler dışındaki tefsirler de öyle vermiştir. İmam Şafii'nin ben bir kitabında bunu okuduğum zaman yo elhamdülillah demiştim ama hangi kitabında okuduğumu şu anda hatırlamıyorum. Yani çok eskiden ta müftülükte mi, talebellik yıllarımda mı ama çok hoşuma gitmişti yani bu ayete verdiği mana. İmam Şafii diyor ki, yahu diyor, siz bu ayete bu manayı nasıl veriyorsunuz diyor. Arap dilinde böyle bir şey var mı? O, 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 o şey yemeğin fasıklıktır. Ya innehu liennehu illet yapmışlar aynı zamanda. Halbuki bu ancak ne olabilir? Hal cümlesi olabilir, değil mi? Başka bir şey olma şansı var mı Arap dili açısından? Diyor ki Allah'ın adı anılmamış ama niye? Fasıklık olduğu kesin. Peki fasıklık olarak Allah'ın adını anmayanlar ne yapıyorlardı? Şurada ne demişti Allah şeyde, 145'te? Bana vahyolunan Kuran'da bir kimsenin yiyecekler arasında ak akıtılmış kan, domuz eti ki o necistir ya da Allah'tan başka adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Burada murdar demiş. Fasıklık dememiş. İlişkiyi de koparmış. Bak şimdi burada fasıklık olduğu kesinse diye kesinse besmele çekilmemiş olan hayvanı yemeyin. Fasıklık olduğunda ne olduğunu burada bu söylüyor. Diyor ki evfiskan fiskan uhilleli bi. Fasıklık olarak Allah'tan başkası adına kesilmişse. O zaman Allah'tan başkası adına, Allah'ın adının anılmamasının fasıklıkla ilişkisi ne demektir? Başkası adına keslen demektir değil mi? İşte burada onu söylüyor Allah. Bak diyor ki ayetin manası şu Bak istersen bizim mealden ben onu okuyayım da En'am suresi 145. ayet Herkes telefonlarına indirip kullanabilir. Bilgisayardan da kullanabilir. Süleymaniye Vakfı Meali diye. Kesilirken sırf, sırf fasıklık olsun diye Allah'ın adının anılmadığı kesin ise o hayvanlardan yemeyin. 121 Evet. Şeyde bir grup sahibi dipnotunda şu Resulullah'a ey Allah'ın Resulü bazıları bize et getiriyor. Üzerine Allah'ın adını anıp anmadıklarını bilmiyoruz. Yani putlara da kesmiş olabilirler diyor. Ayet ne dedi? Kessinse dedi değil mi? Şüpheliyse ne olur? Yenir. Burada Resulullah şu cevap veriyor. Ondan yiyelim mi yemeyelim mi diye soruyor. Bak burada kesinlik var mı? Şüphe, şüphe mi var, kesinlik mi var? Bilmiyoruz diyorlar. Kesinlik var mı? Şüphe var. Resulullah ne diyor? Siz Allah'ın adını anın yiyin diyor. Bakın hadis ise işte bu hadis. Peki besmele kesmeyi şart koşan bir tane hadis var mı? Yok. Bu ayeti yanlış mana vererek diyorsunuz ki besmele kesilmeyen hayvan yenmez. bugün Müslümanların bu halde olması kendi hak ettikleri şey değil mi? Gerçekten çok gayret göstermemiz gerekiyor. Doğru dini çok güzel bir şekilde algılamamız lazım. Mesela son olarak şu ayeti okuyayım. söyleyeceğim bir şey var mı? Tamam. Son olarak şu ayeti okuyayım. Ee, şeyin Nahl suresinin 116. ayeti ki ben de 279. sayfada hatta 115'ten itibaren okuyorum. Bak burada da diyor Allah ''İnnemâ harramâ aleykum'' Kur'an'ın dört ayeti var, dördünde de bu dört şeyden başka haram yok. Bir de ''innemâ'' kelimesi ne eder Arapçada? Yani başkası yok. Sadece bunlar, başkası yok. Diyor ki ''İnnemâ harramâ leykumul meyteh'' ''Allah size ölü hayvanı haram kılmıştır.'' ''Beddem'' ''O kanı'' yani akıtılmış kanı. ''Ve lahmel khinzir domuz etini, gene domuz demedi, eti dedi. Hiçbir ayette domuz demez, domuzun eti der. Ve ma uhille li Allah'tan başkası adına ses yükseltilmiş olan yani lat adına, uzda adına neyse artık bir başka şey adına. Dört tane şey. Femen yutturra gayre bâgin ve lâ'adin fe innallâh gafurrahim. Kim mecbur kalır da aşırıya gitmez, başkasının hakkına dokunmazsa Allah affeder. Yani aç, kal, aç kalmışsın, Ölmek söz. Çünkü ben bir şeyler yiyeceğim ki ayakta kalayım. Yiyecek başka bir şey yoksa ne yapacağım? Allah ona müsaade etmiş. Bunu da öyle bir istismar etmişlerdir ki efendim Allah aşk e, zaruret halinde haramı yemeye müsa harama müsaade ediyor. Lan bu da bir tek konu da. Ayakta kalamayacaksın. Cık. Bir, bir kural çıkarmışlar bundan. İnnet darurati tübihul mahsurat. Zarurat der haram olan şeyleri helal kılar. Zaruret, mecburiyet, ne yapalım ihtiyaç, zaruret, mecburum. Bunu da sırf faizi helal kılmak için yapmışlardır. Efendim zaruret hangi zaman zaruret olacak ki? Ondan sonra kolay bir başka karar, bir başka kural daha, Allah, Allah ne bilsin böyle şeyler haşa. Efendim hacet umumi olsun, hususi olsun, zaruret menzilesine tenzil olur. Yani ihtiyaç ister özel ister genel, zaruret sayılır. Ya Allah için ihtiyacı olmadan faizi kredi alan bir aptal tanıyor musunuz hayatınızda? He? Ne oldu şimdi? Allah ve Resulü ile savaş olan faizi ne yaptılar? Fıkıh kitaplarında bu maalesef vardı ve bugün Bugün bundan dolayı Türkiye faiz kırtlağına kadar faize battı. O hocalardan dolayı. Sonra Allahü Teala 116. ayette şöyle diyor. Ve la taqulu lima tasifu elsinetikumul O yalancı dillerinizin tanımladığı şeylerle demeyin. Yalancı dilleriniz tanımlıyor. Allah böyle bir şey yapmış değildir. Hâdâ helâlun ve hâdâ haram. Bu helal bu haramdır demeyin. Bak. Allah alallâhil kezib. Ne demek manası? Onu da sen söyle. Ne demek liteftarû kezip Allah'a iftira etmek. Ha? Bir yalanı Allah'a mal etmeni, etmek için bu helal bu haram demeyin. Peki bunların yaptıkları neymiş? Allah'a iftira. Allah'a iftira edenin cezası nedir? İşte şu andaki gibi olmaktır dünyada. Allah muhafaza. Onun için çok ciddi anlamda kendimize gelmemiz lazım. İnşallah. Bak ondan sonra söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَيْدِوَ لَا Allah'a bir yalanı mal eden, Allah'a iftira da bulunan iflah olmaz. İflah ne demek? istediği hedefe ulaşamaz. Bugün İslam alemi hedeflerine ulaşabiliyor mu? İftira ediyorsunuz ya. Ve siz bunu din yapmışsınız. Dün gelen Mısırlı şok oldu yani şeyleri görünce. ve hayatında şöyle bir şey duymamış. Dedim işte orada kitapla bu kitaplar var ya dedim. Müslümanların Kur'an anlamasının önündeki en büyük engellerdir. Öyle öyle olmuyor mu? Allah yardımcımız olsun.